Vakfı Elazığ Şubesi'nin konuğu Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan oldu. Karahan, dernek üyeleriyle yapılan çalışmaları, projeleri ve tecrübelerini paylaştı. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Birlik Vakfı Elazığ Şubesi'nde vakıf üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda bakanlığın yapmış olduğu desteklemeler, kadınlara yeni iş alanlarının oluşturulması için başlatılan çalışmalar, genç girişimciler için başlatılan projelerle ilgili istişareler de bulunuldu. Birlik Vakfı Elazığ Şube Başkanı Eray Şimşek, Karahan'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hazır lafı açılmışken de kendisine hem şehrim hem de şahsım, arkadaşlarım adına teşekkür etmek isterim. 2012 yılından beridir şehre kazandırdığı işletmeler, ticari girişimler, verilen destekler ve en önemlisi bilgi tecrübelerinden dolayı sizlerin de huzuruna kendisine teşekkür etmek isterim. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, hayata geçirilen yüzlerce projeyle birçok kesimden insanı desteklediklerini dile getirdi. Gerçekten bakanlığımız, hükümetimizin ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde yüzlerle ifade edebileceğimiz, birazdan hepsini tek tek konuşacağız, başlıklarda gençleri, kadınları, kırsalı, üreticiyi, çiftçiyi destekleme noktasında hibe programlarını hayata geçirmiştir. Karahan, projelerle ilgili bilgi verirken hükümetin projelerle vatandaştan beklentisini aktardı. Uzman Eller Projesi diye bir projeyi inşallah Ocak ayında müracaatını alıp buradaki yatırımcılarımızı, gençlerimizi destekleyeceğiz. Nedir bu Uzman Eller Projesi? Veterinerlik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Mühendisliği ve bunların 2 yıllık yüksek okullarından mezun olan kardeşlerimize 100 bin liraya kadar hibe, 100 binin üstündeki kısmı da faizsiz, yani sübvansiyonlu kredi olacak şekilde yatırımlarını destekleyeceğiz. Bize düşen nedir? Bu devletimizin, hükümetimizin bize sunduğu imkanları doğru değerlendirip istihdama, üretime katkıda bulunmak. Daha doğrusu topluma, vatana, millete faydalı olmak.